Sevgili seyirciler, 4. Ankara Kars Ardahanlı'dır tanıtım günleri tam hızıyla devam ediyor. Çok yoğun misafir protokol gelmeye başladı. Tabii özellikle Kars Ardahanlı Iğdır bölgesindeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, meclis üyeleri de belediye başkanlarımız da şu anda Kars Ardahanlı Iğdır tanıtım günlerine gelip buradaki standları geziyor, hemşerilerle sohbet ediyor, hasret gideriyorlar. Yani bölgemizin Tarım Bakanı, Komisyon Başkanımız ve Kars Milletvekilimiz Profesör Doktor Sayın Yunus Kılıç da şu anda tanıtım günlerine gelmiş ve hemşerilerle bir araya gelir ama biz Kaşgar TV ve Serhat Birkim TV olarak sorularımız olacak. Çünkü tarım denince bu bölgenin %75'i tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Şu anda bu satılan ürünler de o 1100 çeşit çiçeklerden oluşan, yaylalardaki o coğrafyada oluşan çiçekleri otlayan ineklerden aldığımız sütlerde elde ettiğimiz kaşardır, balıdır burada satıyoruz. Yani bizim yüz akımızdır. Dolayısıyla bunun gelişmesi, büyümesi için bakalım bizim komisyon başkanımız ne gibi tedbirler almış. Tabii tarımın daha da ileri gitmesi, modern tarımın başlaması için neler yapacak? Buyurun efendim, siz dinliyoruz. Evet, tabii öncelikle tabii bu tür organizasyonlar yapılış amacı genel olarak aynı. Gelenekleri yaşatmak, zengin kültürü daha da genişleterek bütün yeni nesillere aktarmak. Tabii şehir ülkemizde demografik yapı son 40-50 yıldır çok hızlı değiştiği için bizim aslında hala köy kültürüyle yetişmiş insanlarımızın çoğu artık biliyorsunuz şehirlerde. Özlemleri var, eski günlere dair anıları var, damak tadları var, görmek istediği dostları, birlikte yetişmiş olduğu insanlar var. Bunlar artık büyük şehirlerde. Bu ortak bir vesile. Bunlar hepsini buluşturmaya, kültürü yaşatmaya, damak tadını hatırlatmaya, kültürümüzü geniş coğrafyalara yapmaya, yaymaya, ticari ürün haline getirdiğimiz balımızı, kaşarımızı, kazımızı, efendim uzun elmamızı, her türlü işte bakın burada köme var, sadece belli bir bölgenin zannedilir ama Kars'ta da bunların olduğunu. İnsanlar hatırlasın, ticari bir alan gelişsin. Bütün buna yönelik gayeler içerisinde yapılıyor. Dördüncüsünü yapıyoruz. Çünkü Karslı'nın, Ardahanlı'nın, Iğdırlı'nın şu anda Kars, Ardahan, Iğdır'dakinin birkaç katı insanımızın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Batı'da olduğunu, başka şehirlerde olduğunu biz biliyoruz. Ve her buraya gezmeye geldiğimiz açıldığı günden itibaren yeni simalar görüyoruz ama bu simalar belki bu salon için yeni olabilir ama birbirimize çok eski tanıdık simalar. Bunlara da vesile oluyor. İnsanlar aslında buraya gelirken sadece bir kilo kaşarı, balı, bilmem kaymağı almaya gelmiyor. Burada Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da bırakmış olduğu anılarını, dostlarını belki görebilme umuduyla geliyor. Ve çoğu zaman da mutlu olarak buradan dönüyor. O gayeye ulaşmış oluyor. Ve geniş katılımlı oluyor. Dün burayı gördünüz. Yani iğne atsan yere düşmez. Tekrar ediyorum. İnsanların derdi burada bir takım ürünler almak için değil. Dostlarıyla buluşmak, anılarını yad etmek, ağız tadlarını bildiği, damak tadlarına uygun olan ürünleri de almak. Şükürler olsun. Kars'ın artık kaşarı coğrafi işaretti. Balı coğrafi işaretti. Uzun elması coğrafi işaretti. Bu ne demek? Yani bu tat sadece bu yöreye özel, özgü. Bunu ne kadar yayabilirsek, hani meşakkatli o Serhat illeri ya bunlar. Bin yıllardır Serhat illeri olmak zor, orada yaşamak zor. Sıkıntısını çekmiş bu iller. Şimdi bunu aynı zamanda belki bir ticari ürün haline getirdik. Bunu yayabilirsek o bölge bundan da ekonomik olarak istifade edecek. Artık gidilmeyen, görülmeyen bir şehir değil bu şehirlerimiz. İşte hızlı trenlerde yer yok, uçaklarda yer yok. Sarıkamış'ta yer bulunmuyor. O yüzden artık dünyada insanların refahı arttıkça ülkemizde de buna paralel olarak arttı. Ve insanlar gezmek, görmek istiyor. Ama geldiği zaman da sadece el sallayarak geçmesinin hiçbirimize bir faydası yok. Ürünümüz olacak, ürettiğimiz olacak ki bize de bir şeyler bıraksın. Şimdi şükürler olsun o noktaya geldi bu illerimiz. Ve bakın standlar ağzına kadar dolu. Herkesin kendi ürettiği şeyler bunlar. Yani birinden alıp sattığı şeyler değil. Kendi ürettikleri kazandıkça oranın ekonomisine yansıyacak. O manada büyük beklentilerimiz, büyük umutlarımız var. Efendim, Doğu Ekspres'ten sonra ürün yetiştirmekte zorluk çekiyor. Evet. Üretici de az kar ediyor. Son dönemlerde hükümetin destekleri de azaldı. Tabii şikayetler bize de geliyor. İşte ziraat odalarından falan çiftçiler zorunda. Özellikle en zor şey kefiller de sıkıntıda. Arpa çayda bir kefil
intihar etti yani çünkü ödeyemediği için. Dolayısıyla Ziraat Odaları ziyaret etti. Komisyon toplantısına doğru katıldı. Siz bu sıkıntıları yukarıya ilettiniz mi? Çözüm noktasında tabii neler yapacaksınız? Öncelikle cümlelerin arasına sıkıştırılmış olarak söylediniz de hükümetler destekleri azalttı. Evet. Azaltmadı. 2002'ye göre referans ya bizim. Tam 2002'ye göre 40 kat arttırdı. Bak 40 kat diyorum. 140 milyar lira çiftçi aslında destek yaptık. Yeterli mi? Değil. Çok fazla eskiye göre verildi ama artırarak devam ediyor. Bu yıl %37'ye çıktı bakın Tarım Bakanlığı'nın bütçesindeki artış. Ülkemizde enflasyon %12 iken Tarım Bakanlığı'nın bütçesi %37.6 arttı. Ve bunun %55'ini tarımsal desteklere ayırıyor Tarım Bakanlığı. Aslında çok ciddi destekler veriliyor ama biz son 30 yıldır hızlı bir dönüşüm yaşadığımız için köylerden kentlere bu dengeyi hala kurabilmiş değiliz. Yani sıkıntıların bir kısmı bundan yaşanıyor. Modern tarıma başladık ama tam dönüşmedik henüz. Evet, köylerdeki üreten insanımız şehirlere göçtü. Burada tüketici oldu ama köylerde üretene ihtiyaç var. Bu dengeyi her geçen yıl biraz daha güzel kuruyoruz ama hala bir zamana daha ihtiyaç var. Bu borçlular var, erteleme. Evet. Bunlar için yapılandırma oldu. Tarım Bakan Maliye Bakanımız geçen açıkladı. Çiftçilerin borçlarını düşük faizde 5 yıl yapılandırma oldu. Ama çiftçilerimizin tabii bir sebepten dolayı birikmiş borçları var. Yani yıllara sarih borçları var. Bu her geçen gün biraz arttığı için çiftçi tabii daha da zorlanıyor. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse çiftçilerimizin büyük beklentisi borçların faizlerinin cezalarının silinip ana paranın yapılandırması ama devlet de tabii her dönemde alacaklarından vazgeçerse devletin de bir takım gelirlere ihtiyacı var. Bu dengeyi kurmak lazım. Aracılığınızda bir konu daha var bugün önemli ülkemiz için. Tabii bizim bu toplantılarımız, bu etkinliklerimiz insanımızın mutluluğunu artırmak için, efendim paylaşımlarını artırmak için. Ama şu anda bir paylaşmamız gereken çok daha önemli bir şey var ülkemizde. Ne yazık ki merkezi Elazığ olan, evet, Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da hemen hemen ülkenin tamamında hissedilen bir deprem felaketiyle bugün karşı karşıyayız. Bölge ne yazık ki ülke depremlere aslında alışık. Bu bir kader. Ama ne yazık ki bu kaderde olumsuz şeyleri arttıran süreçler de yaşanıyor. İşte binaların sağlıklı yapılamaması, iyi yerlerde yapılamaması falan gibi çok eskiye dayalı bir olumsuz geçmişi var. Bugün de şu ana kadar inşallah sayı artmaz. 20'ye yakın deprem şehidimiz var. 1000'in üzerinde yaralımız var. Ciddi bir şekilde hükümetimiz, devletimiz her şeyiyle oralarda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mevlam acılarımızı artırmasın, azaltsın diye dua edelim hep beraber buradan. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.